şimdi bu üçüncü bölüm oluyor videoda. Beton dökmüştük. Betonumuz kurumuş. Gayet güzel. Beton bu. Canavar gibi oldu. Şimdi bunun elektrik kablosu, eski bağlantısı bu. Biraz kısa gelecek bizim klimamız, daha yüksek. Bunu buraya bağlayacağız. Bunu buraya bağlayıp bu elektrik bağlantısını yapacağız. Şimdi ben bunu kamera çeken arkadaşla beraber buraya koyacağız. Tabii tek başıma koyamam. Ondan sonra tekrar çekmeye devam edecek. Yani bunu buraya koyacağız. Bunun üzerinden sonra kabloyu, elektrik kablosunu bağlayacağız. Ve daha sonra boruları bağlayıp bunu, kalın boruyu buna, inceyi buna bağlıyoruz. Bu iki kablo da göstermiştim daha önce. Bunlar da termostat kablosu. İçeriden gelen, şurada ince şu kablo. Bu termostat kablosu. Yani aslında bu furnace'den geliyor. Ocak içerideki büyük makineden geliyor. O da buna gelip kompresörü çalıştığı parça. Bu şekilde olacak. Mal gördüğü gibi cincik gibi oldu. Bu ikinci el ama bunu bir temizledik, boyadık, içini boyadık, kompresörü boyadık. Şöyle içini göster bakalım. Şuralarını temiz, böyle çiçek gibi. Heh. Bak oralar temiz. Kondanser çok temiz. Buraya göster bak, parlak, tertemiz. Bu da güzel oldu. Rölemiz elden geçti. Kondansatörümüz test ettim, sağlam. Her şey yolunda. Bir de şu üstten göstermeli. Şöyle güzel. Ya. Konsept 1000. 1000 numara. Bu bize gene 5-10 sene göre Allah'ın izniyle. Şimdi sen şimdi burada arkadaş videoyu kapatacak ki birlikte bunu buraya koyacağız. Sonra kamerayı belki bir yere tuttururuz. Belki gene bu benim çırak çekmeye devam eder. Kapat burada. Işığı arkana aç onu. Gölge yap. Biraz kendi. Gölge mi yapayım? Yapayım sen. Ses olmuyor şimdi. Uzaktan. Bu boruyu böyle taktın da mı gözükmüyor? O kadar da değil. Gözüküyor. Ya bu boru çelik boru, zırhlı boru. Yani burada çim makinesi veya yanlışlıkla birisi kesmesin diye içinde çelik zırh var. Zaten videonun birinci bölümünde galiba bu kabloyu tanıtmıştım, nasıl bir kablo olduğunu. Çelik zırhlı bir kablo, makas falan kesmez, çok sağlam. Onun için ucundaki bu aparatlar da özel. Su geçirmez. Bu kutu da öyle güzel, su geçirmez. Kabloyu taktık. Bakalım ne yapacağız. Sen ne yapıyorsun? Işığı ben mi tutuyorum? Sıkayım iyice, demir gibi olsun. Okay. Grant da var ya. Burada yukarıdaki elektrik yok. Onu ben içeriden büyük şalteri var kapattım. Fuse box'ta. Elektrik varken çalışmak zaten çok tehlikeli olur. Çünkü iki tane 110 var burada. 110 ve 110. İkisi 220 yapıyor. Bu makine 220'ye çalışıyor çünkü. Onun için işte kondansatörü falan yok, hiçbir şeysi yok.
Burada grantı bağlayan dedik ama vidalar çok kötü. Paslı. O vidaların öbürünü büyüğünü söküp grantı altına sokalım şimdi söküp. Topraklamayı bağladım buraya. İçeride çekememiştik çok bastı diye. Dışarı çıkarıp söktüm. Ya iki tane siyah oranın faz 110 ve 110 iki tane. Yeşilde grantı bağladık. Bunlar da yukarıdan gelenler. İçerideki fuse box'tan sigortadan gelenler. Bu kabloyu komple yeniledik. Şu kabloyu. Bu kablo yeni. Uzun bir kablo ve bırak yardımcı olma. Bu kablo buraya giriyor. Bu da içerisi. Bu da kablo. Şurada. Eskisi de şurada. Neydi olmadı. Eski kablo burada. Hem kısa hem de uygun değildi. Tamamdır şimdi burası buraya kadar. Şimdi bu parçayı takıyorum. İçeriden şartiyle açtık. Büyük şartiyle bu olmadan klima elektrik gitmiyor. Bunu takıp önce buradaki kontaktöre elektrik verdik. Şimdi burada elektrik var. Termostatı bağlamadan bir test yayını yapacağız. Arkama geçiriyorum. Berlule'ye direkt temas edip çalıştıracağım kontaktöre. Bismillah. Tamamdır, bıraktık. Şimdi artık elektrik bağlantımız tamam, bunu çıkarıyoruz. Şimdi artık kaynakları yapıp boruları ekleyip birbirine kaynakları yapacağız. Sonra bakım edeceğim. Bu arada bu termostat kablosunu da iyileştireceğim, uzatıp içine sokacağım. İçeriden bakayım geliyor mu? Bunu da bağlayacağız ve çalıştıracağız. O aşamayı da size göstereceğim. Şimdi bu kaynakları yaparken yardımcı ihtiyacım olduğu için bunların videoyu çekemeyeceğiz. Ben kaynakları yapayım. Vakuma taktığım zaman o zaman tekrar videoyu açarız. Görüşmek üzere. Tamam şimdi buraya yeniden başlıyoruz. Yani ben bu boruları birbirine bağladım, hazırladım. Şöyle bir küçük oyuncak gibi bir şey ama küçük bir kaynak seti aldım. Yani bununla yapacağım. Kaynakta daha önce bununla sadece bir klima kaynatmıştım. Yine bununla yapacağım. Küçük bir şey, garip bir şey. Ben bunu aldığımda yapmaz diye düşündüm ama güzel oldu. Bu yapıyor. İşte boraksımız var. Memlekettekinden değişikmiş bu borak. Belki şimdi orada da vardı. Boraksımız bu, kaynağımız bu. Kaynakları yapacağız. Sonra sıra vakum aşamasına gelecek. Onu da göstereceğiz. Şimdi kaynakları yaparken videoyu kapatalım tekrar. Ben kaynakları yapayım. Sonra tekrar açarız. Hem de arkadaşlar açıp kaynakı tutacak. Arkadan yardım edecek o bize. Burada işimiz yaver gitti. Çünkü bu kompresörü bu eski ütüyü ben sökmemiştim. Bilmiyordum. Söken arkadaş gazı içine toplamış yani. Çok güzel bir hareket. Ben sadece iç tesisatı vakum yaptım. İçeri boşalttık. Sonra wiper açtık. İçine gazı toplamış derken ya biliyorsunuz, herkes biliyor bunu. Basınç konusunda manasını kapatıyorsun. Gaz içeri gitmesin diye. 5-10 dakika çalıştırıyorsun. Bu vakumla bütün gazı çekiyor, çekiyor, kendi içine topluyor. Ondan sonra bu dönüşü de kapatıyorsun, bana ilerletiyorsun. Yani ikisi de ilerlettiğin zaman kapanıyor. Tekrar anlatıyorum. Ekovat çalışırken basınç korusunu, barajını kapatıyorsun ki gaz gitmesin. Sadece vakum yapıyor. Vakum yapıyor. Sistemde gazı içine depoluyorsun. Sonra da o vakumu kapatıyorsun ve içinde gaz kalıyor, taşıyorsun. Hem gazı kaçırmazsan ozonu delmez. Çok tehlikeli bir gaz. Ozonun delme yapıyor biliyorsun. F22 var.
Hem de bizim gibi sonradan monte eden insanlara kolaylık. Ben de bir miktar gazım vardı ama endişeydim yetmez diye, ama hiç kullanmaya gerek kalmadı. Biraz çalışsın, sonra gazını çekeceğim, eksikle tamamlayacağım. Şu anda olay çok güzel. İçeri gidip bakmamıza gerek yok. Basınç borusu sıcak, dönüş borusu buz. Burası gayet hararetli. Yani çok sıcak. Bu demektir ki yani gazı içeriden döndürüp gelebiliyoruz. Eşanjör de buz gibi oldu. Zaten bak görünüyor. Ağlamaya başladı. Bu iyi işaret. İçeri gidip bakmamıza gerek yok. Bence bu iş tamamdır. Onun kapağını kapatacağız sadece. Onun bir kapağı var. Tamamdır derken bunun bir izolasyon işi var. Belki onu da yapayım. O zaman izolasyonu yapayım. Burayı kapatayım. Şu kapağı kapatayım. Son halini bir çekelim. Bu işi de inşallah kapatalım. Görüşmek üzere. Geldik son bölüme. Son bölümde, son bölümün burada elleri ısıtma bölümü. Ateş, ateş yanıyor, yanıyor, yanıyor maşallah. İzolasyonu yaptık, kapağı kapattık. Gaz şarjı yapmamıştık zaten, gaz içinde var demişti. Alt edevat burada, şimdi bunları takabiliriz inşallah. Mal çalışıyor. İçeriden bir şey gidelim. Bence olay tamamdır. Başka bir projede, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.